Selamünaleyküm canım ailem. Umarım hepiniz iyisinizdir. Eş seçiminden bahsettik. Nasibimizle mutlu olmayı konuştuk masal yoluyla. Biraz da şundan bahsetmeyelim mi? Eyvah gelin oluyorum Merve abla, gözüm korkuyor diyenler için biraz düğün hazırlıklarından bahsedelim. Biraz da ya ben evlenmek istemiyorum çünkü bu ülkede sadece bir tek adamla evlenmiyorsun. Adamın bütün ailesiyle evleniyorsun diyenler için sohbet edelim, hasbihal edelim istiyorum bu bölümde. Evet, evlilik yoluna çıktık inşallah diyelim. Nişan sürecimizdeyiz. Artık düğün hazırlıkları başlıyor. Bir abla olarak sizden bir ricada bulunacağım. Bir şey fark etmenizi istiyorum. Arkadaşlar siz ileride belki de fark edemiyorsunuz neler gelecek başınıza ama evlat sahibi olduktan sonra o bayıldığınız ponçik, pembiş, tatlı koltuklarınız çizilecek efendim, boyanacak efendim, yırtılacak, sökülecekler. Onlar zarar görecekler zaten. Öncelikle bunu lütfen hatırlayın. O göz nuru olarak aldığınız, bütün servetinizi döktüğünüz koltuklar kısa bir zaman sonra çok da vakit geçmeden yenilenme isteyebilecekler. Bunu unutmayın. Zevkleriniz değişebilecek. Bunu da göz ardı etmeyin. O yüzden çok yüksek hedeflerle başlamayın bence yahu. Kendinize de yazık. Eşinize de yazık. Hatta hele hele borç harçla düğün kurmaya kalkışmak gerçekten çok çok zorlayıcı değil mi? Elinizdeki imkanlar nispetinde ne alabiliyorsanız onu alarak başlayın. Lütfen hanelerimiz birbirimizin haset duygusunu kabartmak üzere kurulmasın. Öyle bir ev kuracağım ki bugüne kadar hiçbir gelin arkadaşım böyle ev kurmamış olacak. Gözleri belirip kalacak böyle. Ağızları aşağılara düşecek. Yapmayın bunu. Hanenize, o cennet yuvası olmasını umut ettiğiniz hanenize hasedi, kötü bakışı çekmeyin arkadaşlar. Haset ne demek? Bir kişinin o güzelliğine olabilir, malına, mülküne olabilir, ilmine olabilir. Haset etmek yani onu istemek, kendisinin olmasını istemek demek. Biz o haset duygusunu kendi elimizle kaşıyoruz. Haset etmeyeceğiz. Haset ettirmeyeceğiz de aynı zamanda. Yakup peygamber oğullarına ne tavsiye etmişti hatırlayın. Hazreti Yusuf'un şehrine giderken farklı farklı kapılardan girmesini tavsiye etmişti. Bunun farklı farklı hikmetleri var muhakkak. Müfessirlerden bazıları da şöyle söylerler. Çok gösterişliydiler. Hepsi aynı kapıdan girerse nazarı üstlerine celbederlerdi. Bir bu var, bir de aynı zamanda şu var. Efendim bir önceki seferde Hazreti Yusuf onlara ikramda bulunmuştu. Eğer yine şehre girerken dikkat çekerek girerlerse haset duygusunu kabartabilirler diğerlerinde. Yani Yusuf'un ikramda bulundukları geliyor. Onlardan nefret ediyoruz, onlar bizden daha kıymetli gibi duygularını tetiklememeleri için de onlara farklı farklı kapılardan girmelerini tavsiye etmiş olabilir derler. O yüzden hasedi kendi ellerimizle körükleyerek cennet yuvamıza zeval getirmeyelim derim sevgili dostlar. Şeytan uğraşır. Şeytanın işi ne? Bizi uğraştırmak, bizi yoldan çıkartmak. Gördün mü ya Rabbi? Senin o çok güvendiğin insanoğlu var ya, iki sözümle onları, iki tane fışfırığımla onları ben, fişfiriğimle onları birbirlerine düşürdüm demek. Başka işi gücü yok, bizimle uğraşacak. Özellikle de gençlerin arasına maddi manevi konuları sokarak o düğün kısmında ağızların tadını bozacak. Şunu fazla aldınız, bunu az yaptınız. Falanın daha fazlaydı. Falanın fazla olsun ama senin ağzının tadı daha fazla olsun be güzeller güzelim. Bunları hakikaten de karşı tarafa yük haline getirmeden ihmal etmemek, şeytana fırsat vermemek lazım. Peki gelelim asıl meseleye. Genç kızların en çok korktuğu konuya. Merve abla, kaynanalık müessesesi diye bir şey var. Türküler yazılmış, maniler söylemiş, kaynana kazan karası yüreğimin yarası demişler. Korkmayalım mı şimdi? Ne yalan söyleyeyim. Hakikaten kaynanalık müessesesi diye bir şey var. 3 oğlum var. İleride yapabileceklerimden ben de korkmuyor değilim. İnanın hepimizin fenalık yapabilme potansiyeli var. Ama önemli olan yapabileceklerimizi durdurabilecek olan imanımız ve inancımız. Onun baskın çıkması meselesi. Nefsimize hakim olması meselesi. Nefsimize hakim olmak meselesi. Kaynanalıkla alakalı benim çok sevdiğim bir fıkra var. Çok sık anlatırım. Sizinle de paylaşayım. Eski iki dost bir gün karşılaşmışlar. Dostlardan birisinin evlatları evlenmiş. Hem kızı hem de oğlu. Diğeri demiş ki ya demiş canım arkadaşım düğünlerine de gelemedim. Sağlık sorunlarım vardı ama nasıllar şimdi iyilerdir inşallah oğlunda kızında mutlulardır.
Kadın demiş ki, ah demiş, canım arkadaşım, sorma. Kızım öyle mutlu, öyle mutlu ki, öyle iyi bir damada geldik ki. E ne yapıyor damat? Daha ne yapsın? Prensesime sabah kahvaltıyı götürüyor, ayağına götürüyor. Prensesim iş yaparken ona yardım ediyor. Süpürgeyi hep damadım yapar. Biz onlara ziyarete gideriz, çaya oturmaya. Çay servisini bile damadım yapar. Melek gibi bir çocuğa denk geldik, dostlar başına. Peki demiş, oğlun nasıl, o da mutlu mu? Ah demiş, sorma kardeş çeyizim, sorma. Bir şirret geline düştük ki. Ay ne yapıyor arkadaşcağızım demiş. Daha ne yapsın? Sabah kahvaltıyı ayağına bekliyor. Temizliği oğlum yapsın istiyor ya. Çaya gittiğimizde oğluma çay servisi yaptırıyor. Böyle bir fenalık görmedim. Ah işte ah. Rabbena hep bana diyenlerin hazin sonu. Kızlarımız bu iyilikleri, güzellikleri yaşasın, bizim kızlarımız, ama elin kızı yaşamasın. Elin kızı nazarıyla bakarsak işte böyle hissederiz. Ama elin kızı değil, gelin kızı nazarıyla bakmamız lazım. Düşünsenize sevgili dostlar, sizin için onu bir anne rahminde taşımış, doğurmuş, büyütmüş, bütün eğitimleri, aşıları tamamlanmış, adeta işin esprisi bir yana. Ve size demiş ki vakti geldiğinde, gel bu kız evladımı beraber paylaşalım. Senin oğlunun da anneliğini beraber yapalım. Benim kızımın da anneliğini beraber yapalım. Hazır bütün aşamalarını geçmiş bir evlat ikram edilmiş size. Yahu bu ikramı nasıl fark etmezsiniz, öyle değil mi? Aslında biz gerçekten Allah'a ve ahirete iman edenler olsak zaten kaynanalık, maynanalık, aman işte böyle bir psikoloji var, şöyle bir durum var, bunlara aldanmayız. O bacağı kırılasıcaya aldanmayız. Biz gerçekten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitsek. Çünkü o ne der? Der ki, kişi kendisi için istediğini din kardeşi için istemedikçe hakiki imana ermiş olamaz. Ya sen diyorsan ki ben Allah'a şükür Müslümanım, peygamberimin yolundayım, mümin bir kulum. Elinden Kur'an'ını, tesbihini düşürmüyorsan senin dilinden, gönlünden düşenlere de dikkat etmen gerekir. Kızın için istediklerini, ona göz yumduklarını, gelin kızın içinde istemen, ona da göz yumabilmen, ona gösterdiğin müsamahayı gelin kızına da gösterebilmen lazım. Bazen cenneti vallahi çok kolay zannediyoruz ama o kadar da kolay değil aslında. Sadece namaz, abdest, Kur'an'la değil, kalp kırmamakla da cenneti kazanacağız biz inşallah. Rabbim sormayacak mı diyoruz. Sormayacak mı o güzeller güzeli kızı? Ben senin hanene gönderdim. Neden onun kalbini aldın, paspas ettin diye soracak muhakkak ki. Şimdi bu bir gerçek. Bununla maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama peki ya kalmazsak? Belki de dört dörtlük şenlikli, musmutlu bir aile olacağız, bir geniş aile. Belki de kayınvalidemiz bize kayınvalidelik değil, annelik yapacak. Mümkün mü? Mümkün, vallahi billahi mümkün. Örnekleri var. O zaman bize nasıl bir diğerini kendimiz için istediğimizi onun için de istemek yakışıyorsa, aynı zamanda ön yargılı olmamak da yakışır. Müslüman ön yargılı olmaz kardeşim. Müslüman suizanla değil, hüsnü zanla hareket eder. Ne yapacağız o zaman Merve abla? İyi niyetimizle yola çıkacağız. İyi niyetimiz. İmkan tanıyacağız. Biraz sabırlı olacağız. Birbirimizi tanımak için fırsat vereceğiz. İyi niyetli olursak o bizi motive eder. Pembe görmeye çalışacağız. Ha tabii ki şunu da yapmayacağız. Pembe görmeye çalışırken. İyi niyetle attığımız adımlar bizi, aslında fedakarlık zannettiğimiz davranışlar bizi, çok çok özür diliyorum ama, enayilik kıvamına da getirmeyecek tabii ki. Elbette bizim sınırlarımız olacak. Bunu başka bir bölümde konuşmuştuk fakat genç kızlar özellikle bu bölümü izleyeceği için tekrar etmek istiyorum. Sınırlar seni var eden şeylerdir. Türkiye'nin sınırları olmasa bugün Türkiye olmaz, öyle değil mi? Bizim sınırlarımız bizi var ederler. Varsın sen artık. Elbette en başta hoşuna gitmeyen şeyler olduğunda bunu nezaketle, Firavun'a bile kullanılması emredilen o tatlı dille, hani Musa ve Harun kardeşlere kavli leyinle konuşması gerektiği söylendi ya Firavun'a tebliğe giderken. Kayınvalidelerimiz Firavun değil. Ne diyeceğiz onlara? Güzellikle. Çok teşekkür ediyorum fakat bunu yapmak istemiyorum. Yahut da bir şey söylediğine üzüldüm. Bunu böyle söylemeseniz bana. Güzellikle duygularımızı dile getirebilmeliyiz. Düşüncelerimizi dile getirebilmeliyiz. Bize ailelerimiz
İki yanlış örnekle geliyorlar. Bir diyorlar ki kimse seni üzemez, seni üzen beni karşısına bulur. Ben kızımı bugüne kadar siz üzün diye yetiştirmedim. Böylece en ufak bir olayda pireyi deve ediyorlar. Pire için yorgan yakıyorlar, ailelerin yuvalarını yıkıyorlar. Hayır, bu olmasın tabii ki, ama şu da olmasın. Susacaksın, sabredeceksin, kol kırılır yen içinde kalır. Kızılcık, neydi o, kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin yavrum. Bunu da yapmayın evlatlarınıza. Onlara değerli olduklarını öğretin. Bir hanım değerlidir. Bir insan değerlidir. Allah'ın kulu olarak değerlidir. Yeryüzüne seçtiği halife olarak değerlidir. Peygamberinin ümmeti olarak değerlidir. Sen değerlisin güzel kardeşim. Bir arkadaşımın bana söylediği şu şeyi söylemek istiyorum size. Sen kendini alıp da ayak havlularının oraya koyarsan kimse seninle başını kurulamaz. Kimse seni baş tacı etmez. Çünkü sen kendini paspas etmeye layık gördün. Sen kendini paspas olarak gösterdin. Kendimizi paspas etmeyelim. Ama sınırlar demişken buz gibi de olmayalım elbette. Bunu dengeli bir şekilde yapalım. Müslümana yakışır bir şekilde. Fakat kendi değerimizi her zaman bilelim. Bazen bizim değerimizi bilmeyenler çıkacak karşımıza. Yahu bu dünyada Hazreti Yusuf'un değerini bilmemişler be güzelim. Sen ben kimiz ki? Alıvermişler kuyudan da köle pazarında 3-5 dirheme satıvermişler. Aceleden anlayamamışlar ne kadar kıymetli olduğunu. Senin benim değerimi anlayamamışlar çok mu? Dünyadaki bu şaşkaloz gözler anlayıveremeyebilirler. Biz kendi değerimizi bilirsek karşımızdakilere de nezaketle, letafetle değerimizi zaman içerisinde hissettiririz sevgili kardeşim. Aman sözümüz yanlış anlaşılmasın. Sınırlarımız olsun derken duvara toslattırmayalım kimseyi. Buzdolabı gibi olmayalım. Hüsnü zanla yola çıkalım. Hüsnü zanla hareket edelim. Tahammülümüz olsun, sabrımız olsun. Fırsat verelim. Onların da bizi tanıyabilmesi için. İyi niyetimizi göz önünde bulundurarak güzel adımlarla aile yuvamızı inşallah geniş çaplı bir saadet yuvasına çevirmeye gayret edelim. Şimdi peki başka ne olsun? Şöyle bir notlarıma bakmak istiyorum. Unutmak istemediğim şeyler var çünkü. Ama sorunlar yine de çıkmaz mı Merve abla? Çıkar tabii ki sorunlar. Her ailede yaşanıyor. Ne yapılacak peki sorunlar çıktığında? Eşler dengeyi bulacak. Aslında burada görev kime düşüyor? Beyefendilere düşüyor. Çünkü annenin de biriciği o, hanımın da biriciği o. O ikisini de iyi tanıyor ve her ikisi de bir diğerinden daha fazla tahammüllü ona. Bir diğerinden daha fazla seviyor elbette onu. O zaman burada eşlerin aman bana dokunmayan dememesi gerek, öyle değil mi? Onun yılan değil çünkü annesi de eşi de, dengeyi onun tutturması, sağlaması gerek. Bizim Müslüman beyefendilerin unuttuğu bir husus var aslında. Aile içindeki husumeti önleyebilmek adına yalana izin var. Evet, evet, aile içindeki husumeti önleyebilmek adına, küsülmeyi, küskünlüğü önleyebilmek adına, küsleri barıştırabilmek adına yeri geldiğinde yalana izin var. O zaman ne yapabilir? Zor durumlar geldiğinde ya annem senin için aslında çok güzel şeyler söyledi bana, biliyor musun? Bundan dolayı üzülmüş bu söylediklerinden dolayı, ama işte yaşı var biliyorsun, söylemeye cesaret edemiyor, belki sana karşı mahcup oluyor. Ama bana söyledi, o yüzden sen bir adım atsan deyip hanımlarıyla aradaki dengeyi bulabilmesi lazım. Aynı şekilde annesine de, anneciğim ben seni çok seviyorum. Bizim muhabbette iletişimimiz devam etsin istiyorum. Aslında hanımım da seni çok seviyor. Hata etti, hatasının da farkında. İşte sen de belki ufak tefek hatalar ettin. Hatasından dolayı pişman oldu aslında, ama o da yüzü yok gelip söylemiyor. Bizi bir yemeğe çağırsan aslında buzlar erise diyerek hem burada beyefendi hem de beyefendinin babası devreye girmeli. Ailenin büyüğü devreye girmeli. Hem gelin kızına nazı geçen hem hanımına sözü geçen kişi devreye girmeli. Babacığımdan Allah binlerce kez razı olsun. Ben de fenayım. Ben de bir görümcelik yaptım zamanında. Yani görümce çay kaşığı demişler, biliyorsunuz ortalığı karıştırır. Nasıl kaynanalık müessesesi varsa görümcelik müessesesi de var. Efendim işin esprisi bir yana. Biz de böyle bir imtihandan geçtik ailecek zamanında. Ama babam elini masaya vurdu ve dedi ki senin de hatan var, onun da hatası var. Hanım,
Sen de hatalısın, gelin de hatalı, Merve de hatalı. Hepinizin hataları var. Kimin daha fazla, kimin daha eksik, bunu mu konuşacağız? Ben bunları istemiyorum, hayır. Benim kızım Merve, gelin kızım Ebrar. İkisi de benim kızım, sen de benim hanımımsın. Ben şu andan itibaren sorun istemiyorum. Hemencecik bu meseleler hallediliyor dedi. Ve hakikaten de aileyi Allah'ın izniyle yeniden bir araya getirdi. Bunu yapabilecek duruşa beylerin sahip olması gerekir. Bunu Allah rızası için de, ailenin bekası için de yapması gerekir. Ama bazen öyle imtihanlar yaşıyoruz ki hakikaten de olmuyor. Yani bir deniyorsun, iki deniyorsun, çok tahammül ediyorsun, nezaketle yaklaşıyorsun. Fakat artık sen yıpranıyorsun, evlatların yıpranıyor, ailendeki dengeler sarsılıyor. Bu artık senin maddi manevi hayatına engel oluyor. Burada müsaade var elbette. Yani biz eşimize karşı sorumluyuz. Fakat diğer kısımlar bizim İnsaniyetten yaptığımız kısımlar. Elbette Allah-u Teala'nın bizden beklediği şeyler var. Küslük olmaması gerekiyor. Sıla-i Rahim'in olabilmesi, devam edebilmesi gerekiyor. Aile bağlarının devam edebilmesi gerekiyor. Biraz mesafeli de olsa aile bağlarını devam ettirebilmek için görevimizi yerine getirmeliyiz. Fakat hakikaten inciniyorsak mesafeyi de maalesef koyabiliriz. Şunu da diyebilirsiniz elbette. Ben cenneti kazanmak istiyorum. Ben Saliha eşin altını doldurmak istiyorum. Her ne olursa olsun sabretmek istiyorum. Sabrederek kazanacağım cenneti. O zaman da elinizi öperiz. O işin takva boyutu deriz. Fakat insanın da bizim için psikolojisinin sağlığı önemli. Annenin yıpranmaması gerek. Anne yıpranırsa evlatlar da yıpranır. Anne yıpranırsa aile de yıpranır. İşte aslında büyüklerin tam da bunu düşünmesi lazım. Gelin kız belki önemli olmayabilir ama onun evlatları, ama onun eşi, bizim canımız olan oğlumuz, onlar üzülecek. Onların ağzının tadı bozulmasın, gerekirse bizim ağzımızın tadı bozulsun diyebilmeliler. Diyebilmeliyiz inşallah. Üç oğlum var. Üç de hanım kızım olacaklar. Onlarla bunları kendim için çekiyorum, bu videoları. Kendime ileride delil olsun. Bak Merve, bunları söylemiştin. Hataya düşme payın yok. Eğer ben düşersem konu komşu bu videolarımı bana gönderin, tamam mı? İzletin. Akıllanayım inşallah. Hizaya çekileyim. İleride kaynanalığın kitabını yazmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Gelin kızlarım ve ben, üç kankam ve ben nasıl da geziyoruz, tozuyoruz, neşe içinde yaşıyoruz diye. Allah insanı korktuğu yerden de emin olduğu yerden de sınar derler büyükler. Korkmayalım. Tabii ki şunu da demeyelim. Ya ben sorun yaşamam demeyelim. Yani inşallah yaşamamak için gayretli olacağım. Yaşadığımda da tedavi etmek için, telafi etmek için çaba sarf edeceğim diyelim. Son olarak da şundan bahsedelim. Bazen de eşlerle sorunlar yaşıyoruz. Yani eşin ailesiyle sorunlar bizim gözümüzü korkutuyor. Bazen de eşlerimizle sorunlar yaşıyor olabiliriz. Ne yapacağız bu gibi durumlarda? Elbette yapıcı olmaya çalışmak lazım. Yıkmak kolay, yapmak zor olan. Büyüklerden destek alabiliriz. En ufak bir meseleyi büyüklere taşımayalım. Çünkü onların gönüllerinde, kalplerinde, damatları ile ilgili, gelinleri ile alakalı olumsuz imajlara sebebiyet veririz. Yarın öbür gün bunlar birikir, birikir, birikir. Damlaya damlaya göl olur ve taşar maalesef. Bardağı dolduran son damlalar haline gelmesinler. Ama işler raddeden çıkıyorsa bir büyüğümüze, aile büyüğümüze yahut da güvendiğimiz bir aile dostumuza gidip onlardan destek isteyebiliriz. Tam da bu konuyla alakalı çok sevdiğim bir hikaye dinlemiştim Ahmet Bulut Hoca'dan. Onunla kapatalım konuyu. Onunla kapatalım sohbetimizi. Ahmet Bulut Hoca'nın arkadaşları, gençler demişler ki bizim ailemizde problem var ve almışlar bunları, götürmüşler bir hocaya. Ya bunlar geçinemiyorlar. Birisi diyor benim dediğim olur, öbürü diyor onun dediği olur. Çok inatçı iki keçi. Boşanma noktasına geldiler. Ne yapsalar acaba? Siz demiş merak etmeyin, ben onlara bir muska yazarım. Yani hiç de öyle muska falan diyen biri hoca değilmiş aslında. Şaşırmışlar ama demişler ki güvendiğimiz, kıymet verdiğimiz birisi, yani söylüyorsa bu sözü vardır bir hikmeti. Eve gidip başlamışlar muskayı beklemeye. Muska gelmiş. Tabi bunlar merak etmişler. Açmışlar muskayı. Ne yazdı acaba? Hangi duayı? Kur'an'dan hangi ayeti? Bir de bakmışlar ki ne diyor? Allah'ın dediği olur. Ya senin dediğin değil. Benim dediğim değil. Allah'ın dediği olur. Aslında hepimiz bu nazarla baksak, kim haklı çıkacak diye değil de kim aslında kazançlı çıkacak diye baksak. Biliyorsunuz değil mi? Dargınlıklarda ilk adımı atan kazançlı çıkmış oluyor. İlk adımı biz atsak belki de her şey hem dünyada hem de ahirette, ki belki değil kesinlikle, çok daha güzel olacak Allah'ın izniyle.
rakip değil ekip gözüyle bakalım. Hem eşlerimize, hem eşlerimizin ailesine, hem evlatlarımızın bize ikram ettiği gelin kızlarımıza. O zaman her şey Allah'ın izniyle çok daha güzel olacak. İnşallah haddi aşmadan, Zülfiyare dokunmadan ve kimseleri incitmeden sözü tamamlayabilmişizdir. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.